Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın arkadaşlar muza geldi ve karşınızda muza ilk başında bir komutanlardan bak bahsedersek e, Totmus vardı YSG vardı Leonidas vardı ve Guanyo vardı herkes Guanyo'dan gözleri vardı ve Guanyo'dan muza buffi %5 bir piyada saldırısı ve %10 bir piyada savunması geldi %10 piyada savunması ve %5 e, piyada saldırısı oldukça sağlam bir e, bir buff'tı gerçekten. Üzücüydü ama çok e, şey yapamıyorduk guanyodan Bu da geldi. Yine de iyidir ve meta'da GPU e, gerçekten tekrardan kalmaya becerebilir bence. O yüzden herhangi bir sorun yok. Güzel bir buff'tı gerçekten. Yani e, hiçten daha iyi. Ben böyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Başka bir şey yok zaten. Ee, sonraki komutanlara bakarsak Leonidas'ta Leonidas'ta %5 bir piyade intikal hızı ve %5 gelen karşı saldırı hasarı veriyor. Hiçbir şey ifade etmez gerçekten pek fazla. O yüzden ben bu komutanın meta'ya geri dönmesi bilemiyorum. %20 bir e, okçu saldırısı ve %5 bir beceri hasarı vardı tabii ki YSG'den ve Bunlar değişecek %25 bir okçu saldırısı vardı %20 de okçu sağlığı vardı dötmozda ki %45 bir okçu saldırısıya geldi tabii ki yüzde %YSG ile gelirsek %20 bir piyada savunması var e, okçu savunması vardı. E, güzel bir bufftı %20 bir okçu savunması ve %12 bir e, beceri hasarı %12 bir hasarı gerçekten güzel beceri hasarı. Ee, %12 inanılmaz ve %20 de bir şu savunması oldukça YSG'yi tekrardan yükseltti. Bu yükseliş e, ne kadar olduğunu artık e, çok yakında göreceğiz testleri yaparken. Buradaki erkeği iki kontağını söylesek Yıldız aldılar. Buradaki biri YSG'ymiş biri de Guanyo'ydu. Gerçekten bu ikisi güzel bir baflar aldı. Diğer komutanlarda güzel bufflar aldı ama pek o kadar değil. KVK'ya geldik ve KVK'dan yeni yani yeni bir KVK sistemi haritası gelecek. Yeni KVK haritasıyla pek bir şey diyemiyoruz. Onların denemeleri falan gerekiyor. Ama gereken şeyler ya bilmeniz gereken şeyler buradaki etkinlik tabii ki Roma etkinliği. Roma etkinlikten tabii ki Roma etkinlik müzesi var. Buradaki bir eski e, şeyleri düzeltirsiniz ve onun şehir görünümünden bir tanesine alabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz. Bu da sadece eğlenceli biraz vakit geçirmek oyunda bir niyetinde gelecek çok fazla bir şey değil bu etkinlik tabii ki söylediğim gibi 30 tane kafa etkinliği gelecek 30 tane kafa etkinliği derken e, cevherle satın alabilecek bir e, e, kafalar o yüzden pek bir şey ifade etmiyor bizim için free to play'leri ya low spender'ları ya az para harcayanlara çok fazla bir şey değil ama e, 20 tane 30 tane miydi neydi böyle bir şey ve bir tane de epic şehir teması tabii ki dediğiniz bir şehir teması. Alabiliyorsunuz arkadaşlar ve bir tane de şehir görünüyor. Ve tabii ki burada da yine de söylediği gibi şey gemi çarpışması var. Bu etkinlikler güzeldir. Altın kafaları bize veriyor sağlam bir şekilde. Bunları kendinize hazırlayın. Özücü bir şey. Buradaki krallıklar hangi krallıklardan yazan ya şeyler yani nasıl derler bir yazı yazıyorlar ve limitleri gösteriyorlar. Mesela buradaki krallık söylemiş ki ben 100 milyonun altında bir e, güç alamıyorum falan e, bunlar da artık kendileri söylüyorlar abi ben e, bu Instagram'da yazdığı gibi e, demeye gelmeyin ya böyle 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 burada da artık krallıklar kendi duvarlarını çiziyorlar şehir teması buradaki üç tane bir e, şeyimiz vardı yani bir haritamız vardı şimdi dört tane de oldu e, burada da şehir teması e, istediğiniz şehir temas tabii ki kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir şeydi aslında. Bir etkinlik gelmiş buradaki e, şey geçiş veriyor. Modern Jam geliyor. Yani hızlı, e, cevher harcaması ile geliyor büyük ihtimal. Ve buradaki artık geçiş e, ve bu etkinlikten alabiliyorsunuz. Bu da artık e, ticketları e, büyük ihtimal free to play pay to winler paketleri ala ala Bunları alabiliyorlar ve bu teçhizatı daha iyi yükseltebilirler. Bu da güzel bir şey aslında. Free to play'ler için değil de. Ama para harcayan oyuncular için bu da güzel bir etkinlik. En yani azından zaman geçiyorlar oyunda ve burada neler vereceklerini çok merak eden var. Tabii ki. Çok önemli bir konu vardı. Artık herkes tak 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 gitmiyor. Yani sen 20 milyonsun. K2'ye geri döneceğim diye böyle bir şey kalmadı. Ya ben Canım sıkıldı burada. Gideceğim. Yeni oyuncuyum. Yok öyle bir dünya. Artık KVK 2'yim. Ben 15 milyon, 20 milyon, 25 milyon güçteyim. Petit sezona kadar 25 milyon güce basmışım. Sonra tekrardan çat diye ben kk 2'ye geri döneceğim. Hiçbir şeyim yok. Sadece iki tane pasaport bulmuşum birlik edisiyle. 5, tane, 5 milyon kaynağım yok. 20 bin cevherim yok. Diyor ki sen gidemezsin artık. Gidersin ama koşun var. Diyor. Ve bu koşularda gerçekten güzel bir şey bence. Burada eğer ki bir kişi göç ederse nereden nereye hiç fark etmez. Hiçbir önemi yok. Göç ediyorsan tabii ki burada diyor ki her türlü kuralı karşılaşıyorsun. Ama bir kural daha veririm ben sana. Göç et. 20.000 cevher depozito. Alacağım senden. Yani sen bu göç başvurusu yapacaksın. İnsanların hakkını yiyeceksin. Ben de sana bir şey diyemem. Nah der. Geçer. Oyun. Oyun böyle bir şey yaptı. 20.000 bir cevher depositosu yaptı. Bu inanılmaz güzel bir şey. Bunu siz bilmiyorsunuz belki yeni oyuncusunuz ya şeyler. Bu inanılmaz bir şey abi. Kaç kişi mağdur kaldı, kaç kişi bir şeylere denemek istiyor ama olmuyor. Burada da insanlar mesela 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon insanlar yani 20 milyon hesaplar böyle sadece zevkiyle ya ya diğer krallıklardaki karşı düşman krallıklar mesela 20-25 milyon 30 milyon bir hesabı ee, hiçbir şey istemiyor da sadece pasaport 3 tane pasaport 4 tane pasaport 4 tane pasaportu veriyor çat diye gidiyor artık böyle bir şey yok düşman da bazı şeyleri harcaması lazım özellikle 20.000 bir cevher Tabii ki bunu da yolları var 20.000 cevher toplaması ya 20.000 cevher alması düşman için de bir şey değil ama 20.000 cevheri alacak deposito olarak ve kralla gittiğiniz zaman tabii ki e, bu cevherleri geri verecek ama burada da güzel bir şey yazmış diyor ki eğer ki sen eğer ki sen e, göç etmek istediğin krallığa başvuru yaptıysan 20 bin bir e, şey cevherin e, deposta olduysa sorun yok. Kabul ederlerse bu cevher geri gelecek. Kabul etmese de geri gelecek. Ama eğer ki kabul ederlerse ve sen gidemezsen 20 bin cevherin tamamen kaybediyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten çok güzel. Ben bayıldım bu konuya. 10 milyonun altındaki o oyuncularda tabii ki bu Kurala e, kuralaya sezon arasını e, krallıklara giremiyorlar. Bu da güzel bir şey aslında. Ama bu 20.000 cevher depozitosu inanılmaz bir şey ve son olarak da bir şey daha var arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar son olarak istediğimiz şey budur. Bu iki kontan kim? Merak eden bu iki kontan muzabafları gelecek. Birisi Jiang, diğeri kim? Merak eden ben gerçekten e, bir bakın siz ne düşünüyorsunuz? ilk komutan. Yorumlarda yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve ee, e, pardon. Yeni New Commanders and Talents Coming Yeni komutanlar. Olan ben ne dedim lan? E, Muzabaf ne lan? Muzabaf'ı ne alaka getirdim ben bir anda? Kafam gitti. Yeni iki tane komutan gelecek ve bu iki komutan da piyade olacak şekilde. Bunlar Kimler? Birisi Romalı olacak mı? Diğeri kimler olacak? Ve merak ediyorum. İsimler ne olacak? Peki bu kontanlardan herhangi bir fikriniz var mı? Yeni iki kontan piyademiz yavaş yavaş gelecek. Kafalar cepte olması gerekiyor yoksa yandık, yandık. söndük söndük arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Ee, arkadaşlar video buradan bitti. Tabii ki bir şey kalmadı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için Görüşmek üzere, hoşça kalın. Tabii ki beğeni atmayı ve yorum yazmayı beni desteklemek için unutmayın.